Evet değerli izleyenler, gündem koronavirüsü dünyada hızla yayılıyor. Ölü rakamı 259'a çıktı. Vaka sayısı ise 12 bine ulaştı. Stüdyoda konuğum var. Duran Tok. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size soracağız, halkımızı da bilgilendireceğiz. Türkiye'ye sıçrar mı sıçramaz mı hala tartışılırken biz önlemimizi alalım, halkımızı bilgilendirelim hocam sizlerle birlikte. Koronavirüsü nedir bir de sizden dinleyelim. Daha sonra ne tür önlemler almalıyız bunlara değineceğiz. Efendim koronavirüs aslında çok geniş bir virüs ailesi. İnsanda solunum yolu enfeksiyonlarından tutun, zatürrelere, solunum yetmezliği tablolarına, ölümlere kadar ilerleyebilen çok geniş yelpazede klinik tablolarla karşılaşmaktayız. Aslında koronavirüsle çoğunluğumuz hayatın belirli dönemlerinde karşılaşmışızdır. Daha çok solunum yolu enfeksiyonu şeklinde. Ancak 2002-2003 yıllarında SARS, daha sonra 2012'lerde MERS'in görülmesiyle insanda bu hayvandan bizlere bulaşan virüsün altıncısında görmüş olduk. Geçen yıl ne var ki son gününde 31 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde sizin de haberde sunduğunuz gibi sebebi, etiyolojisi tam olarak nedeni anlaşılamayan zatürre vakaları gözlemlendi. Bu bir deniz ürünleri ve vahşi canlı da dahil olmak üzere vahşi hayvanların satıldığı bir geniş de bir pazardı. Bu pazardaki market çalışanlarında gözlemlenen pnömoni, bizim zatürre dediğimiz hastalıklar Dünya Sağlık Örgütü tarafından fark edilerek araştırma yoluna gidildi ve zannedersem bir hafta içerisinde 7-8 Ocak 2020 tarihinde artık bizim insanlarda, hayvanlardan insanlara bulaşan ve yedincisi olarak belirlediğimiz, bildiğimiz 2019 Nii koronavirüs adını verdikleri yeni virüsle tanışmış olduk. Peki bu virüs nasıl bir virüs? Aslında henüz epidemiyolojik verileri tam olarak anlaşılamamış. Yani hastalığın nasıl bulaştığı tabii ki tahmin ediyoruz sıkıntı ama... Sıkıntı da bu galiba değil mi hocam? Bu denli hızlı yayılma. Yabancıyız evet. Bu virüse ve bilmiyoruz nasıl yayıldığını henüz tam evet. olarak. Şöyle düşünebilirsiniz, hayvanlarda dolaşan ve insanlarda daha önceden tespit edilmemiş ve genetik yapısı tamamen insanlara yabancı olan bir virüs düşününüz. Bunun belirli bir süre sonra artık SARS ve MERS'teki gibi insanlara geçtiğini düşünün. Biz salgınları şöyle görüyoruz. İnsan vücuduna tamamen vücudun algılamadığı, yabancı olarak gördüğü, daha önceden hiç karşılaşmadığı mikroorganizmalara karşı çok duyarlıdır. Bu yeni virüs olduğu için bu salgınlara sebep olma potansiyeline sahip bir virüs. Başlangıçta bu virüs daha çok işte zoonoz olduğu için hayvanlardan geçip hayvan teması olan, hayvan temas öyküsü olan, o bölgede çalışan, Wuhan'da bulunma veya seyahat etme öyküsü olan kişiler tamamen araştırıldı. Ancak ilerleyen dönemlerde görüldü ki artık insandan insana bulaşma söz konusu ve hızla da yayılma potansiyeli olduğu gözlemlendi. Düşünün ki vücuda tamamen yabancı ve epidemiyolojik özellikleri bilinmeyen bir virüs. Tabii ki çekineceğiz, tabii ki korkacağız ama bunların tedbiri elden bırakmayacak şekilde kısa vadede, şu anda da çalışmalar yapılıyor, bunun epidemiyolojik özellikleri, üçüncü kez söylüyorum, yani vücuda nasıl bulaştığı, hangi sürede hastalıklara, inkübasyon, kuluçka döneminin tespiti ve insandan insana yayılma potansiyeli hızla netlik kazanmalıdır. İnsandan insana yayılma potansiyeli dedim. Virüs, düşününüz ki hayvanlarda dolaşan bir virüs ilk engeli atlatmış ve insanlara artık bulaşma potansiyeline sahip olmuş. Peki bunu yapan bir virüs artık insandan insana mutasyonla daha çabuk ve daha hızlı yayılma potansiyeline sahip olacak şekilde mutasyon gözlenebilir mi? Evet, gözlenebilir. O yüzden korkutucu boyutlara ulaşma potansiyeli olan
ve dikkat edilmesi gereken bir virüs. Peki hocam, belirtilerine geçmeden önce size şunu sormak istiyorum. Belki cahilce bir soru olarak göreceksiniz ama şu anda bu virüsün cahiliyiz aslında. Çünkü yeni bir virüs ve herkesin kafasında soru işaretleri dolu. Hangi hayvanlardan bulaşır? Çünkü bu tarz yalan haberler de yapılmaya başlandı. Hatta bugündü galiba. İşte köpekten, kediden, başka hayvanlardan da bulaşır gibi safsatalar da dönmeye başladı. Bir açıklık getirelim. Yani Çin'de Wuhan'da yarasa çorbası içilmesiyle yayıldığı söyleniyor. Ne tür hayvanlarda görülür daha çok bu virüs? Şimdi öncelikle ben konuya şöyle giriş yapmak istiyorum. Bir konu eğer bilinmiyor ise nasıl ki yanlışları yanlış demek zorsa, doğruları da tamamen bilimsel veriler ışığında söylememiz gerekiyor. Başlangıçta deniz ürünlerinden bulaştığı söylenmekteydi. Evet. Daha sonra koronavirüslerin genel bir özelliği olduğu için, yani hayvanlarda bulunan ve zoonoz şeklinde insanlara geçebilen bir virüs. Tabii ki yarasalarda bulunabilir, yılanda bulunabilir, evcil ve vahşi hayvanlarda da bulunabilir. Ama bu demek değildir ki bilimsel veriler ışığında tespit edip ispatlanmadıkça kaynağı efendim yarasadır, tamamen şudur şeklinde yorum yapmamız oldukça güçtür. Bu söylenen bir takım asparagas dediğimiz haberler ne kadar söylense de aslında bunun biraz önceki söylediğim verileri netleştikçe biz bunu tespit edeceğiz. Aslında bilim insanları uykusuz bırakan, huzursuz bırakan budur. Yani kaynağın net olarak viral testlerle gösterilmesi ve şudur denmesinden sonra biraz biz rahatlayacağız. Bu tespit edilmedikçe tabii ki bu bir takım veriler veya söylentiler diyelim ortaya atılacaktır. Ancak bu hem deniz ürünlerinde hem vahşi ve evcil hayvanlarda genel itibariyle bulunabilen bir virüs ailesidir. Ve söylediğiniz hayvanlar özellikle yarası da tabii ki bulunabilir. Fakat şu anda kesinleşmiş olarak bunun suçlusu yarasıdır ya da şu hayvandır dememiz güçtür. Diyemiyoruz. Peki belirtiler nedir hocam? Malumunuz kış aylarındayız. Hepimiz grip veya soğuk algınlığı yaşıyoruz. Herkes hasta, herkes aksırıyor, tıksırıyor, hapşırıyor. Sizin de hastalarınız size geliyor, danışıyor. Peki biz nasıl ayırt edeceğiz bu koronavirüsün, Allah korusun, ülkemize de sıçradığı takdirde belirtileri nedir bunun? Şimdi efendim öncelikle tabii ülkemize sıçradığı takdirde yapılması gereken şunlardır. Zaten bakanlığımızın da yaptığı açıklamalarda bunları görüyoruz. Import vakaları teslim olmamak için gerekli tedbirler alınıyor. Havaalanlarında olsun, oradan çıkışlarda, ülkemize girişlerde. Bu sadece bizim için değil, tüm ülkeler için söz konusu. Bizler öncelikle şunu bilmeliyiz. Her ateşi olan, her öksürüğü olan, her başı ağrıyan, boğazı ağrıyan ya da her solunum sıkıntısı olan bu 2019 niye koronavirüs dediğimiz koronavirüs müdür? Hayır, bu şekilde söyleyemeyiz. Bu belirtilerin olması, baş ağrısı, boğaz ağrısı, hapşırık, kuru ya da balgamlı öksürük, ateşin yüksek derecede olması, bir takım vücut ağrılarıyla birlikte olması sadece bir bizim kafamızda bir soru işareti oluşturmalıdır. Bizler gribal enfeksiyon geçiriyor olabiliriz. Koronavirüslerin hiç tehlikesi olmayan, sürekli dolaşımda bulunan mevsimsel hastalıklar içerisinde olabilir. Domuz gribi dahil olmak üzere, hani korkutucu ismi ama sonuçta artık mevsimsel grip etkenleri arasında yerleşti. Bunların olabileceği unutulmamalı. Tabii ki sağlık kuruluşu tarafından bu ayrım yapılmalıdır. Ancak kısa bir bilgi vermek gerekirse şöyle yapmalıyız. Bu anılan, söylediğimiz belirtilere ilaveten son 14 gün içerisinde Çin ya da Wuhan bölgesinde bulunmak ya da o bölgeye seyahat etmek. Efendim, bu tip kesinleşmiş vakaları takip eden hastanede çalışıyor olmak ya da böyle bir vakayla temas öyküsü olmak. Şimdi bu söylediğimiz bu üç maddeden herhangi birisiyle birlikte biraz önce söylediğimiz belirtilerin olması, evet, bu vakayı önemli hale getirir. Tabii ki en acil şekilde sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Zaten bakanlığımız da bu konuda tedbirlerini almış durumda. Eğer ülkede
vaka gözlemlenirse 112 kanalıyla belirlenmiş önceden hastanelere, referans hastanelerimize, Ankara'da mesela izleyicilerimiz için söyleyelim. Biz şu anda Ankara'da olduğumuz için Ankara'yı söyleyeyim. Hı hı. Ankara Şehir Hastanesi ve Ankara Eğitim Hastanesi referans hastaneleri arasında şu anda. Hı hı. Bakanlığımız 25-26 civarında hastane belirledi ve hızla tahliyesini gerçekleştiriyoruz ve koruyucu önlemleri alarak hem sağlık çalışanlarını koruyarak hem de diğer hastalarımızı koruyarak. Peki hocam, yavaş yavaş toparlayalım. Artık öncelikle şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki bir maske olayı başladı tüm dünyada. Herkes, özellikle havalimanlarında seyahat etmek durumunda olan, seyahatini iptal edemeyen kişiler maskeyle seyahat ediyor. Çok güzel, önlem alıyorlar. Fakat bu maske takma hali ne kadar durduruyor bu virüsün bulaşmasını ve kesin korunaklı bir önlem midir? Yoksa sadece önlemin bir parçası mı? Şimdi cevaptan önce ben şunu öncelikle vurgulamalıyım. Tam olarak bir önceki söylediğim bulaş yollarıyla ilgili, tabii ki kişiden kişiye bulaşıyor, ancak hı hı. bunun virüsün havada asılı bir takım partiküllerle bulaşması da söz konusudur. 5 mikrondan küçük partiküllerle bulaşan, yani maskeden geçen partiküllerle bulaşan virüs olması tespit edilmesi halinde bizim klasik cerrahi maske dediğimiz maskelerle korunmak zorlaşacaktır. Ama şu andaki verilerle, güncel bilgiler ışığında şunu söyleyebiliriz. Hasta ya da olası vaka dediğimiz, kesin veya olası vaka dediğimiz kişilere 1-1,5 metreden daha yakın bulunmamak, hapşırık, öksürük gibi riskli davranışlarda eğer hasta bunu yapmaz ya da biz de onun mesafesinde bulunmazsak, şu andaki güncel bilgiler ışığında çok büyük bir risk yoktur. Ancak tabii ki maske bu riski oldukça azaltmaktadır. Hmm. Ancak şöyle bir durum söz konusu, biraz sağlık personeli için ama siz sorduğunuz için söyleyeyim. Buyurun. Bizim ileri tetkik dediğimiz bronkoskopi gibi hastanın ifrazat ya da böyle yoğun salgılarıyla maruz kalan sağlık personeline, bunu normal halkımız maruz kalmayacaktır ama sağlık personeli, bizim N95, böyle çok ticari isimlerden bahsetmeyeyim ama daha evsafı farklı olan, daha özellikli, daha önce işte SARS vakalarında da kullanılan özellikli maskeler biz kullanmamız gerekiyor. Sağlık personeli kullandırıyoruz. Fakat şu anda Çin'de de belki basından zaten biliyoruz, birçok kişi maskeyle önlemini almaya çalışıyor. Sokaklarda ve çok yaklaşmadıkça maskeyle dolaşmakta ben şu andaki bilgiler ışığında çok büyük bir risk olacağını düşünmüyorum. Ancak bu veriler güncellendikçe ve Türkiye'de bu vakalar gözlemlenir ise, artık yabani olsun, evci olsun, hayvan cesetleriyle temas, canlı hayvanlarla temastan sonra, riskli hayvanlardan sonra el hijyenine dikkat etmek, hastayla veya şüpheli vakayla temastan sonra özellikle el hijyenine dikkat etmek, maske kullanmak, çok fazla kalabalık ortamlarda bulunmamak bu şekilde temel önlemlerdir. Ancak bunlar kişisel koruyucu önlemler. Bir de bizim sağlık otoritelerimizin yapması gereken önlemler vardır ki o havaalanlarından itibaren zaten yapılıyor ve 14 gün civarında, biraz önce de bakanımızın yaptığı açıklamada 14 gün civarında niçin kuluçka süresini aşmamız gerekiyor? Hastalar karantinaya alınarak en azından olan vakaların ortaya çıkması ve korunması, vakalar yok ise de 14 gün sonra tekrar bulundukları bölgeye gönderilmesi ile bunu biz atlatabiliriz. Çin'de uygulanan, ülkemizde görülmesi halinde Çin'de uygulanan uygulamalar nedir? Sinemadır, toplu yaşam merkezlerinde sınırlandırma, işte seyahat sınırlandırmaları ve koruyucu önlemler. Aynı şekilde havaalanlarındaki termal kameralar dahil olmak üzere bir takım alınması gereken koruyucu önlemlerle riski en aza indirebiliriz. Hocam, bu termal kameralar ateş ölçmek için, evet, değil mi? Yani evet. Yalnızca buna, yani belirtilerden biri de aynı zamanda yüksek ateş, değil mi? Tabii ki. Şimdi tabii ki yüksek ateş, ama her hastada şu anda yeni bir virüs olmasına rağmen
en üst düzeyde yüksek ateş bulunacak, bütün belirtiler bulunacak diye bir şey şu tabii, anda söz konusu tabii. değil. Belirtisi hafif olan ya da asemptomatik geçirip de bulaştırıcılığı söz konusu olan hastalar tespit edilirse veya şöyle düşünün, şeytanın avukatlığını belki yapalım. Kişi kötü niyetli olmadan ateş düşürücü ve salgı azaltıcı ilaçlar vardır. Bunu kullanıp oradan geçebilir veya kişiye yeni virüs bulaşmıştır. Yani bugün sizden virüs bulaştığını Allah korusun düşünelim. Ben hemen gidip bulaştırıcı olur olmaz bütün bu bulguları taşıyacak mıyım, taşımayacak mıyım? Bu bilgilerin netleşmesi lazım. Eğer bu semptomlar bende yoksa ve hala bulaştırıcı isem o zaman beni hiçbir kamera yakalayamaz. Ve bu bulaştırıcı zaten bu hastalığın ya da çok virüsün bir şey en kötü özelliği bu. Henüz yeni. Düşünün hayvanlarda dolaşan bir virüs insanlara basamak atlıyor, insanlara geçiyor ve düşünün insan vücudunda, hücrelerinde yaşamayı başarıyor, çoğalmayı başarıyor. Artık bu virüs bütün bunları yaptıktan sonra nereden biliyoruz ki mutasyona uğrayıp daha fazla insandan insana bulaşmasın? Nereden biliyoruz ki semptomları değişmesin? Nereden biliyoruz ki daha ağır geçirmeyelim? Yani diğer virüslere SARS ve MERS'le kıyaslandığında şu anda ölüm oranı oldukça az gibi gözüküyor. Hı. Ama şu an için bunu söyleyebiliriz. Evet, onu soracaktım size. Hastalığın klinik tablosunun süresi uzadıkça aslında biz bunu net olarak anlayabiliriz. Yani hastalığın klinik tablosu uzarsa şu andaki kritik durumdaki bilemiyoruz. Yoğun bakımlardaki hastaların da ölümü istenmeyen bir şey ama söz konusu olursa bu oran artabilmektedir. Ama artmadığı ne düşünürsek sorunuzu sormadan ben söyleyeyim. SARS'ta %10, 10,5, 11 vakalara göre yani yanlış hatırlamıyorsam 8000 civarında, 8090'dı. Epey bir sene geçti. 774 diye. Yani %10'lardaydı. MERS'te biraz daha fazla, 3'te 1 civarında. Bunda şu anda birçok farklı rakamlar söyleniyor. %4 diyenler, 2 diyenler, 3 diyenler. Ancak biz bunları biraz daha verilerimiz hızlandıkça, verilerimiz arttıkça önümüzdeki haftalarda hem bunun bulaş hızını hem de ölüm oranını daha fazla öğrenebileceğiz. Ama şu anda belki hani erken ama inşallah bu söylediklerim daha kötü olmaz. %2-3'ten daha öte gitmez, hatta daha fazla düşer ki bu artık mevsimsel grip gibi ileride bizim daha fazla ölüm gözlemlenmeyen hastalıklar arasında yerini alır diye temenni ediyoruz. Tabii hocam, ama kapatmadan sizinle olan kısmımızı şunu sormak istiyorum. Yani hali hazırda geliştirilmiş bir aşı yok. Dünyada hızla bir yayılma söz konusu. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca açıkladı. Ülkemizde henüz görülmedi dedi neyse ki. Ancak sıçradığı takdirde öncelikle şunu soracağım. Bir tıp insanı olarak ülkemizde nasıl öngörüyorsunuz? Sıçradığı takdirde nasıl bir önlem alınmalı ve neler yapılmalı? Sizce baş edebilir miyiz bu virüsle? Bir diğer sorum da şu olacak, aşı geliştirilmediği takdirde, aşı geliştirilmesi uzun zaman aldığı takdirde dünya nüfusunda bir azalmaya, işte felaket senaryoları gibi, işte filmlerde izlediğimiz gibi bir sona yaklaşır mıyız? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii komplo teorileriyle bilimsel veriler çok fazla kesişmezler. Hı hı. Tabii ki bazen söylenen komplo teorilerindeki olaylar gerçekleşebilir mi? Tabii ki gerçekleşebilir. Bu ihtimal olduğu için zaten biz buna teori diyoruz. Peki böyle bir olay olduğu zaman Türkiye'de bulaştığı zaman öncelikle aşıdan başlayayım. Aşı çalışmaları genellikle diyorum, daha hızlı da olabilir ama biz bir yıldan önce öngörmüyoruz. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilerini, verilerini sitelerinden de hep gün gün takip etmeye çalışıyorum. Hı hı. Bir yıldan önce öngörülmemekle birlikte tabii ki bu zaman değişebilir, esnek bir zaman. O yüzden böyle bir durum söz konusu olursa bir yıldan önce olacaktır. Niye? Şu andaki mevsimimiz buna müsait yayılmaya. Fakat böyle bir şey olur ve biz önlemlerimizi alırsak import vakalar azalır ya da efendim havaalanlardaki önlemlerden tutun da efendim hastalarımızı belirli bir süre karantinaya alarak
onların sosyal yaşantılarını da etkilemeden ve halkımızı uygun bir şekilde bilinçlendirebilirsek ve biz bunu başarabilirsek ben ülkemiz için çok büyük bir felaket olacağını düşünmüyorum. Ama bu konuda siz de duymuşsunuzdur. Gerçekten belki bilgilendirmemiz gereken sorulardan biri soracaksanız da şimdiden söyleyeyim. Gerçekten bu yaşlı, kronik hastalığı olanlar, diyabet dediğimiz şeker hastalığı olanlar, kalp hastalığı olanlarda özellikle yaşlıyı belirtiyorum. Biraz daha ağır ve ölümcül seyredebileceği için şu bile söylendi, duymuşsunuzdur. İşte Çin'in yaşlı nüfusunu azaltmak için gibi bir komplo teorisi yani, ortaya atıldı. Evet, çok şey söyleniyor aslında. Ama bize düşen şudur, ne olursa olsun hepimiz yaşlı da olsa, kronik hastalığı da olsa bir insan olarak olaya bilim çerçevesinde bakıp bir an önce aşı çalışmalarını hızlandırmamız gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü zaten bunun üzerine eğiliyor. Hı hı. Ve bunun başarana kadar da tamamen hem sağlık otoriteleri tarafından ülkelerin hem de kişisel koruyucu önlemlerle ben bu konuda oldukça ümitliyim. Hı hı. Daha önceden olan koronavirüslerini düşünün 2002'de, 2012'de. Ben bir şekilde yine bunu ümitli olarak ve atlatacağımıza inananlardanım. Ama koruyucu önlemler, ama dikkat, ama halkın bilinçlendirilmesi. Bu konuya dikkat ettikçe sizlerin de duyarlılığı sayesinde zannedersem bunu başaracağız diye düşünüyorum. Peki hocam, ağzınıza sağlık.